Filistin Ulusal Girişim Hareketi'nin genel sekreteri ve Filistin Yasama Meclisi üyesi Mustafa Berguti, İsrail'in saldırıyı biz düzenlemedik iddiasının saçmalık olduğunu söyledi. It is totally unacceptable. Filistinlileri öldürmekle suçlamak kesinlikle kabul edilemez. Aynı zamanda İsrail savaş suçu işlerken bunu söylemekten çekinmek de kabul edilemez. Cihat'ın yaptığını söylüyorlar. Cihat neden Filistinlilerin olduğu hastaneyi vursun? Bu saçmalık. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa Berguti, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı hakkında CNN International'a konuştu. Hastanedeki doktorlarla konuştuğunu söyleyen Berguti, patlamanın İsrail'in hava saldırısı sonucu gerçekleştiğini söyledi. Meslektaşlarım oradaydı. Onlarla konuşuyordum. Bu bir patlama değildi, hava saldırısıydı. Hastanede işledikleri bilinçli bir savaş suçu. İsrail iki farklı yalanı tekrar etti. Bunlardan ilki hastanede Hamas'ın olduğu ve bu yüzden vurduklarıydı. İkincisi ise hemen ardından geldi. Cihat roketi olduklarını söylediler. Çünkü hava saldırısı olduğunu reddedemediler. Gerçeklik şu, bu bir savaş suçu. Yaşanmaması gerekiyordu. Hiçbir İsraillinin ya da Filistinlinin ölmesini istemiyorum. Ancak İsrail Gazze halkına karşı soykırım düzenliyor. Berguti, İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Biden'dan saldırıyı kınamasını talep etti. Bu sona ermeli. Sayın Biden'ın bu karmaşadan çıkışının tek bir yolu var. Kendisinden öncelikle hava saldırısını kınamasını talep ediyorum. Çünkü hastanelere düzenlenecek hava saldırılarını kimse kabul etmemeli. Filistinli siyasetçi, İsrail'in savaş suçu işlediğini ve sorumluluktan kaçmak için yalanlar söylediğini belirtti. İsrail'in söylediği ilk yalan hastanede Hamas saklandığı için hava saldırısı düzenledikleriydi. Sonra bu açıklamayı hızlıca sildiler. Bu da işledikleri savaş suçunun sorumluluğundan kaçmak için hareket ettiklerini gösteriyor. Ayrıca Refah'ta 60 kişinin ölümüne yol açan hava saldırısını kim düzenledi? Yine 60 sivilin hayatını kaybettiği Han Yunus'taki saldırıyı kim düzenledi? Neler oluyor? Bundan çıkışın tek yolu acilen ateşkes imzalanması. ABD'nin, İngiltere ve Fransa'nın neden ateşkesi desteklemediğini bilmiyorum. ABD Başkanı Biden ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Ürdün'de görüşmesi planlanıyordu. Berguti, hastane saldırısı sonrası iptal olan görüşme hakkında konuştu. Onunla bu saldırının ardından buluşabileceğini düşünmüyorum. Sadece Filistinliler değil, Ürdünlüler de görüşmeyi iptal etti. Çünkü Başkan Biden'ın ateşkes ve bu katliamı durdurmak için çalışacağından emin değiller. Barışa ihtiyacımız var. Sadece daha fazla Filistinli ve İsraillinin ölümüne yol açacak bu savaşın derhal sonlanmasına ihtiyacımız var.